Efendim merhaba, başarı hikayelerine hoş geldiniz. Bugün bir yılın sonu, yeni bir yılın başlangıcı. İnşallah hepimizin için çok çok güzel olur. 2012 bize neler getirecek bilmek ister miyiz? Hem de nasıl isteriz? Ben çok istiyorum. Çok değerli bir konuğum var, Sayın Hakan Kırkoğlu. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Titirlerinizi saymak yetmiyor. Hani ekonomist kısmını zaten geleceğim ama danışman, astrolog, yazar, eğitmen. Kim? Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Belki de zamanın içinde bir takım tarafları daha iyi kullanıyoruz. Sonra onları hepsini dinlendiriyoruz, tekrar kullanıyoruz. Yani eğitim benim tabii hayatımda her zaman önemli bir yer tuttu. Hatta şu anda yeniden bir yüksek lisans programına başladım. Ne okuyorsunuz? Tarih bölümünde yani bundan sonra esasında bu konuya biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Ciddi ciddi de hareket ettim, düşündüm yani çünkü tarih içinde esasında hayatın tümü var, ekonomi de var, her şey onun içinde dönüp bitiyor. Aslında tarihi iyi anlamayanın herhalde geleceği iyi yorumlayabilmesi hiç mümkün değil ama hatırlamak gerekirse siz İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuşsunuz. Evet. Ondan sonra Boğaziçi'nde bir ekonomi masterınız var. Evet. Ve uzun yıllara dayanan da bankacılığınız var. Yani evet. Aslında siz bir bankacı olmak için okumuş ve yetiştirilmişsiniz, hazırlanmışsınız. Ve tabii ondan sonra kaderim... Fena da bir kariyer değilmiş galiba, değil mi sizinkisi? O noktaya kadar evet, yani ben kendim esasında başarı olarak oraları çok iyi görüyorum. Ondan sonraki ama bir ölçüde kişisel kendi işte iç sesimizi dinlemek ya da hayatımızda daha büyük muhasebeler yaptığımız bir dönemde başlıyor. O zaman bunların üstüne belki kendimi daha fazla dinledim sanıyorum. O bakımdan bankacılık ve o dönemin bankacılık koşulları şu andakinden de çok farklıydı. Daha büyük kaoslar vardı. Sıkıcı sektör mı geldi? İçinde. Evet, yani sürekli olarak bir el değiştirmeler vardı, evet, hatırlarsınız. Evet, problemli bir dönemden. Evet, evet değil mi? Kaç yılı sizin bırakışınız? Ben 2000'de bıraktım. Yani 2000. 93 ile 2000 arası büyük krizler işte oldu. Yani bankalar el değiştirdi. Yoksa acaba diyorum siz gördünüz mü? Biraz esaslı sonradan 2000 yılında bankacılığı aniden bırakınca insanlar bana dediler ki sen bak biliyorsun esaslı, bildiğin için bıraktın. Ama eğri eğri biliyor muydunuz? Yani bir şeyin geldiği hakikaten yaptığınız tahlillerde ortaya çıkıyor muydu? O zaman benim kendi bu bankacılığı bırakacak mıyım, bırakmayacak mıyım? Kendi iç dünyamdaki hesaplaşmalar esasında çok daha büyüktü. Yani bir bakıma kendim açısından 2000 yılını hep önemli bir referans olarak görüyordum zaten. Ama bunu çok yıllar öncesinde de işte 2000 yılında aileme söylüyorum. Yani başıma çok büyük bir olay gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ama tabii olaylar yaklaşana kadar ancak onu anlayabiliyorsunuz. Bu biraz da tabii ben hep şöyle düşünüyorum. Yani astrolojik olarak göstergeler olabilir ama siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz hayatı nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Nasıl okuyorsunuz hayatı? Bu çok önemli. İkisinin kesiştiği bir nokta oldu bence. Peki yani kişisel yakın dönüşüm. Bu kişisel dönüşümünüz, yakın evet. Çevrenizi... Her ne kadar siz ben 2000 yılında büyük bir şey bekliyorum deseniz de hani bana demiş olsanız ben tabii dinlerim yani. Ama evet. İnsanlar belki de çok da bunu olası görmediler. Siz böyle birden bırakınca belki, bir şaşkınlık oldu mu etrafta? Belki bana da mesela bir yıl önce sorsalar bunu ki o zaman kafamda böyle bir çizgi çekmek, aniden bir çizgi çekmek pek şey yoktu. Fakat bu biraz sanki bana şey gibi geldi. Sanki böyle bir odanın içindeyim ve oda su doluyor yavaş yavaş ve ben eğer odayı terk etmezsem boğulacağım gibi düşündüm. Ve ani olması belki de gerekiyordu. Çünkü bu tür bir sıçramayı yavaş yavaş yapamıyorsunuz. Ya o anda çıkacaksınız ya kalacaksınız. Cesaret. Belki cesaretinizi de işte, toplayıp tamam dediniz, evet, bitti artık. Evet, yani o da işte bir 7 yıl aldı ki 7 yıl bence kritik bir zaman değil mi? 7 yıl düşündünüz mü? Yani esasında hani bu iç ses, evet, muhasebe. İşte ben bankacılığa girdiğim anda esasında bir yandan da bu düşünceye de kapılmadım desem yalan olur. Yani kapıldım, yani ne zaman acaba burada başka bir şey olacak diye düşündüm. Ve şunu da söylemeliyim, insanın hayatını en azından hani 10 yıllık aralarla
yıkıp yeniden yapması bence çok doğru bir şey. Çünkü yani hayat mutlaka değişimi gerektiriyor ve siz belli bir konfor alanına alıştıkça orada ölüyorsunuz. Ama yıkıp... Ve ben astrolojide de bunu görüyorum. Yani şu anda yeniden böyle bir hayatımı değiştirmek, işte yeniden sınavlara girdim, yeniden bir yüksek lisans ötesini düşünüyorum. Yani ben böyle bir kimlik yenilemenin doğru gerekli bir şey olduğunu, ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu tazelenmek aslında. Ve tüm dünya da bunu yaşıyor bence şu anda. Evet, peki yani 2011 ile mi başlasak, ne yapalım? Çünkü yani çok merak ediyoruz tabii 2012 nasıl olacak diye, ama sizi diğerlerinden yani izlediğim kadarıyla ayıran en önemli özellik sizin güncel, aslında günceli çok yakından takip ediyor olmanız. Tahmin ediyorum eğitiminizden ve mesleğinizden, aslında bir önceki mesleğinizden kaynaklanıyor. Belki ekonomiyi okumak açısından. Ekonomiyi okumak açısından. Evet. Olayları özellikle de bir günlük gazetede yazılarınız çıktığı için günlük takip etmek. Bu da başka bir aslında refleks geliştiriyor olmalı. 2011 beklentilerinizi ya da hani hepimizi içine koyacak olursak beklentilerimizi karşılayan bir yıl oldu mu? Sizi şaşırtan bir tarafı oldu mu 2011'in? Şimdi 2011'i tabii ikiye ayırmak lazım. Bir Temmuz'a kadar olan kısmı, bir de Temmuz'dan sonra gelişen kısmı. Genelde Türkiye incelenirken her zaman bu Temmuz kritik oluyor. Neden? Buna, çünkü Türkiye 29 Ekim 1923 doğumlu. 29 Ekim'den 3 ay geri giderseniz işte 29 Temmuz'a geliyorsunuz. Yani 3 ay öncesinde çünkü yeni etkiler girmiş oluyor. Yani her yılın kendine ait bir takım temaları varsa o temalar Temmuz'dan sonra yavaş yavaş girmeye başlıyor. 2011 tabii de bir seçim oldu yani Temmuz ayında aynı zamanda. O yüzden hani Temmuz ayına kadar olan dönem belki daha dinamik bir dönemdi. Daha toplum heyecanlıydı. Şimdi tabii Temmuz sonrasındaki dönem Türkiye'nin özellikle iç işleri, işte ülkenin huzuru ve yeni bir anayasa yapılması için de gerekli olan konuları ve diplomatik konuları çok fazla önümüze getirdi. Ve bu konular tabii önümüzdeki birkaç ay biraz daha yeniden gündemimizde olacak. Ayrıca bir de ekonomi boyutunda ben Temmuz sonrasında Ağustos'la beraber içerisinde Merkez Bankası'nın dolayı olduğu, tabii bu para politikalarını ilgilendiren konularda bazı yanlış değerlendirmeler ya da bazı hatalar ya da bazı sıkıntılar olabileceğinden özellikle bahsettim, yazdım bunu yani. Evet, ve genelde yılbaşında bu noktada da haklı çıktım diyorsunuz. Doğru mu? Öyle mi anlamalıyım? Ben acaba bunu böyle esaslı geri kalan kısmında. Evet, yani bunları yazdım ve bunlar bu şekilde Temmuz'dan sonra tabii işte genel olarak piyasalardaki kırılmalar, dövizin hareketlenmesi, genel olarak bir sarsıntı dönemi başladı tabii ve bunu geçtiğimiz Aralık, yani bir yıl önce bundan yine bir başka programda ekonomistler mi doğru okur yoksa astrologlar mı diye bir doğru espri konusu yapmışlardı ve şimdi ben sanıyorum astrologların belki daha doğru okuyabildiği konusunda bir şüphe uyandırmış olduk en şöyle azından. Bir özellikle astrologunuz bir ekonomist olursa daha da iyi okuyabilir. Peki yani bu kadar iniş ve çıkışı bekliyor muydunuz gerçekten? Aslında dediniz ki Temmuz'a kadar daha hareketliydi. Temmuz'dan sonra daha az hareketli, biraz daha durağan. Ben Temmuz'dan sonrası nefes alınamayacak bir tuhaf bir sarmaldaydık gibi hissettim bütün yılı. Evet, haklısınız. Yani Temmuz'dan sonrası daha sanki böyle problemlerin kronikleştiği ve daha acilen bir takım şeylerin yapılması gerektiği. Yani şöyle, her sabah yeni bir soruna uyandık. Her akşam yeni bir sorunla farklı. Yani bir önceki sorunu unutmak, çözemeden yeni bir şeyle. Böyle mi geçecek daha sonrası? Yani bu bizim hayat tarzımız mı oldu? Belki işte bu hani zamanın hızlanması adını da verebilirsiniz. Herkes özellikle bu dönemde çok bahsediyor. Yani hiçbir şey yetişememek gibi. Bu belki bir sıkışma ama bu sıkışma tabii sadece bu yıla ait de değil. Yani önümüzdeki 2012 ile başlayan süreç, 2013
2015'e kadar Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen, liderleri etkileyen, her şeyi yıkıp döken bir sürecin içinde olacağımız anlaşılıyor. 2012. Ağzınızdan bal damlamıyor yani. Evet ve Yaprak Hanım şunu da söylememe izin mi verin? Her yıl Türkiye ile ilgili öngörümleri yaparken gerçekten sakinleştirici almak ve kendimi biraz böyle kasmadan yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Çünkü biz belki de tabii işte doğal olarak değişiklik pek istemiyoruz. Halbuki hayatın getirdiği dinamik süreç bizi bu değişime itiyor. Yani biz değişimi yapmazsak değişim bizi alıyor, sürüklüyor. Doğru. Belki de bunu o şekilde yorumlamak daha doğru, daha ama anlamlı olur tabii. Yani hani kültürümüzde bir sabah kalksam da her şey düzelmiş olsa, hani bir yatsam, uyansam, hiçbir şey kalmasa evet gibi bir tarafımızda olduğu için tabii güzel şeyler duymak istiyoruz. Ama anladığım kadarıyla yok. Peki ekonomik sorunlarımız devam edecek mi? Madem 2012'ye evet, geçtik. Ekonomiden biraz bahsetmekte fayda var. Yani bu önümüzdeki dönem mesela ben yine mesela 20 Ocak 19 Şubat arasındaki dönemi özellikle belki işte uluslararası plandaki konulara endeksli olarak, yurt dışındaki gelişmelere endeksli olarak Türkiye'deki ekonomi açısından ya da finansal piyasalar açısından biraz daha karmaşık ve zor bir dönem olarak söyleyebilirim. Özellikle mesela 15-16-17 Şubat civarı. 15-16-17 evet, Şubat. Ki bu yani Şubat'ın 15 ile 20 arası desek belki daha doğru olur. Tamam. Bu Türkiye özelinde bu mi yoksa? Bu özellikle Türkiye özelinde. Çünkü ben genel olarak Ekim-Kasım döneminde bizim ekonomideki gelişmelere dikkat edilmesi ve bir takım belki sanal ya da çok gerçekçi olmayan politikaların gündeme gelebileceğinden ya da bir takım hata yapabileceğimizden söz etmiştim. Eğer hata yapmışsak işte bu hatanın bedelleri belki burada bize daha fazla çıkacak fatura olarak karşımıza gelebilir bu dönemde. Yani özellikle 20 Ocak 20 Şubat arası, 15 Şubat 20 Şubat daha da orada keskin olabilir bu. Ne yapacağız? Neye dikkat edeceğiz peki? Herkes pozisyonunu mu alsın buna belki göre? Ben yani evet yani burada piyasaların belirsiz durumlarda nasıl daha çok böyle safe haven bir takım yatırımlara ya da evet araçlara gidiyorsa oralara gitmeleri daha ya da en azından çok acele karar vermeyip biraz daha şartları olgunlaşmasını beklemeleri peki, daha doğru olur. Bu soruyu dinlerken, cevabı dinlerken birey ve şirket olarak, birey ve ülke olarak falan farklı farklı mı dinlemek tabii lazım? Bireyler, nasıl bakmak lazım bireylerin yani? Bireylerin tabii ayrıca kendi risk anlayışları da ve kendi astrolojik haritalarında herkesin kendine göre bir risk kişiliği var. Yani bazı kişiler risk almadan zaten yaşayamıyorlar. Evet. Bazıları da mümkün olduğu kadar riskten kaçıyorlar. O yüzden yani aynı ekonomik atmosfer farklı kişiliklere çok değişik sonuçlar getirebiliyor. O zaman sizi dinlerken bence bireyler bir alınan kararlarla evet aslında sizin söylediklerinizi birleştiriyor olabilirler. Yani evet örneğin hükümetin aldığı işte kredi kartları ya da değil mi bireyin artık harcamasına sanıyorum bir miktar engel olunmak doğru isteniyor. Demek evet ki buralarda hani birey bu noktadan dinlemeli. Oradan ama ya da bir oradan takım ya da birey derken yatırımcı yani yatırımcı makro ekonomik dengeleri nasıl okuyor? Mesela en son yaptığım bir görüşmede yine borsada ya da daha doğrusu piyasalarda, spekülatif alanda değişik alternatif yatırım araçlarını kullanan bir yatırımcıyla karşı karşıya konuştuk. Yani onun dediği de şu, yani mesela 2011'in ikinci yarısında Türkiye ekonomisiyle ilgili sizin bu bir sıkıntı ya da sarsıntı lafınız benim çok işime yaradı dedi. Çünkü ona göre demek ki kendi pozisyonunu değerlendirdi. Yani belki de işte ülkenin genel olarak ekonomisindeki sıkışıklık demek genel olarak işte ya enflasyonist bir baskı ya da kurlar üstünde bir baskı anlamına gelebilir. Ya da bizim için en büyük şu anda hani cari açığın çok tehlikeli ya da riskli gelmesi gibi. Yani bütün bu makro dengeleri okumak belki yoksa Türkiye büyümeye devam ediyor ya da diğer ekonomilere göre belki daha şey yapıyor. Fakat yine de ben bu 2012-2015 büyük çerçevesinde sadece ekonomi değil tabii ayrıca siyasetin şekilleneceği bir takım dengeler de pek çok bu atmosferi etkiliyor. Siyaset mi daha riskli yoksa ekonomi siyaset mi daha riskli? Siyaset çok daha sizin riskli. Sizin bu Şubat'ta dikkat
O özellikle spesifik olan ekonomi alanı. Ama daha sonra mesela yine 2012'de 20 Mart 20 Nisan arasında bahar aylarında diyelim, bu Orta Doğu'daki komşularımızla ilişkilerimiz, genel olarak Türkiye'nin yönetsel açıdan dış politikada biraz daha atak ve cesur bir çizgi çizmesini zorunlu kılabilir. Yani Arap Baharı 2012 şeklinde bir başka. Arap Baharı da burada ayrı bir şey. Tabii tabii. Arap yani Baharı 2011'in mesela çok önemli temasıydı. Evet. Ve bu bahar mı yoksa sonbahar mı kış mı belli değil tabii. Ama ortada şöyle bir çizgiyi çekmek lazım. Genel bir trend açısından yani önümüzdeki 7 yıl. 2010'da Uranüs Koç burcuna ilerledi. Yani çok kısa olarak, astrolojik olarak söylüyorum. Tamam. Uranüs demek uyanmak demek. Tamam. Ve aydınlanmak demek. Ki bu gezegen işte Fransız İhtilali 1789 civarında keşfedildi. Yani insanlık tarihinde böyle bir şey var. Yani her şey aydınlanıyor ve siz daha her şeyi çıplak görmeye başlıyorsunuz. Koç da liderliği ve cesareti anlatan bir burç. Uranüs'ün Koç'a girmesi tabii insan kolektif psişede ya da psikolojide, evet, böyle bir kaynamayı ve reaksiyon vermeyi kolaylaştırdı diyelim. Tabii ki o yani bütün Araplar böyle bir şey. Ama Uranüs Koç'a girdi, biz harekete geçelim demediler. Tabii. Hayır, bu bir eş zamanlılık. Bunun zamanı neydi? 2010'un başında. 2010'un başındaydı. 2010'un başında ve bu eş zamanlı olarak ve aynı zamanda 2009 o civarda, aynı zamanda bu WikiLeaks olayı da yani her şeyin uncover olması. Ama her şey mi bu kadar birbiriyle işte bağlantılı? İşte ne kadar, değil mi? Hepsi yani ve bu süreç önümüzdeki 7 yıl boyunca o kadar etki olacak. Temaya bir trend yaratacak. Aydınlanma mı, şeffaflaşma mı, nedir, hangisi bu? Yani birdenbire her şey ortalara döküldü, evet, çünkü. Evet, liderlerin her şeyi, liderleri de değiştiriyor. Evet. Yani lider değişim süreci pek çok ülkede de devam edecek. Şimdi 2010'da başladığına göre 7 yıllık bir perspektifte 2017'ye kadar gidecek böyle bir şeydeyiz galiba, evet, yani, değil mi? Daha nasıl söyleyelim? Cesaret göstermenin ve şartları değiştirmenin zaruri olduğu ve hani çok böyle düzgün proaktif aynen böyle, evet. Beklemeden, evet. Ama herhalde iyi okumak lazım, evet, değil mi? Bu sefer beklememeyi de yanlış yorumlayıp herhalde hızlı karar almak, yanlış karar almak. Evet, aceleyle karar almak anlamında değil. Fakat şunu söylemem belki ayrıca önemli. Şimdi 2008 yılında Plüton da Oğlak Burcu'na girdiği zaman ben demiştim ki bu küçük bir kriz değil, bir uygarlık krizi geliyor. Ve o zaman insanlar ve ekonomistler bunu işte ne zaman çıkacağız? Hangi bu V mi olacak, W mi olacak, artık şapka mı olur? Yani çok ilginç bir takım çıkış planları şey yaptılar. Sizin ve benim neydi? Yazılarım özellikle bu krizden şu anda çıkmayacağızdı. Yani ve bu sürekli süreyen bir kriz haline dönüşeceğini, bunun bir uygarlık krizi olduğunu, bunun çünkü bir bakıma şimdiye kadar inşa ettiğimiz ekonomik, siyasi düzenlerin çeki düzen verilmesi gerektiğini, hatta devletlerin çökebileceğinden bahsettim. Ve, bir şey diyeceğim, sözünüzü, evet, unutmayın. Evet. Nuriel Rubini'ye kahin diyorlar. Yani herhalde çok okuyor beni olsa gerek. Evet, öyle düşün. Şüphe etmiyor değilim, biliyor musunuz? Bence sizin bir irtibatta bulunmanıza da fayda var yani. Esasında Amerika'da tabii katılıyorum. Ben esasında 2008 yılında Amerika'da Çin üzerine bir konuşma yaptım. Astrologlar, Birleşmiş Astrologlar diye bir konferans var. 2012'de de yine core speaker olarak çağrıldım. Ve o zaman mesela işte Amerikan başkanlığı seçimlerine de denk getiriyorlar bu 2008-2012. Evet. Onun panelleri falan da yapılıyor. Ve ben yani orada Amerika'da bu konular tabii yine çok konuşuluyor. Ve iyi bir ekonomistin bence biraz astroloji bilmesinde de fayda var. Anlaşılan o. Onu gördüm. Şimdi bu tabii çok karışık bir durum. Biz şimdi Türkiye akrep. Evet, değil mi? Evet. Onu anlıyorum. Yükselenimiz 25 yengeç. Yıl, evet. Yükselenimiz yengeç. Evet. Biz 25 yıl akrepte kalmışız. Hani ben böyle o zamanlar tabii ya, evet. Evet, evet, yapayım istedim, evet, ama doğru. 78'de oğlağa girmişiz. 80'de darbe oldu. Ya evet, ondan 2007'de sonra de kova olmuşuz, evet, değil mi? Evet. 2037'ye kadar kova süreci, hı-hı, yaşanacak diye okudum. Doğru, evet. Sizin yazılarınızda. Ve şu anda biz o sürecin içinde bir bakıma insan
hakları konusunda, bireysel özgürlükler konusunda ve daha akılcı ve daha mantıklı olmayı öğrenmek konusunda tecrübeler geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Genel aslında olarak şu anda yaşadığımız yapısı, şey bu. Evet. Toprak ve değil mi karşıtlıklar konusunda dikkat edilmeli demişsiniz. Ülke içinde huzursuzluklar olacak 2011 için evet, ki bunların evet. hepsi aslında oldu. Evet. Ondan sonra bireysel haklardan, özgürlüklerden söz ettiniz. Bireye çok hak ve özgürlük veremesek de aslında birey sokaklara döküldü. Yalnızca doğru. Türkiye'de değil, bütün dünyada oldu aslında. Evet. Buralarda iyileşme olacak mı? 2012-2011'den ders almış bir 2012'miz olabilir mi? 2012 mesela Türkiye açısından ayrı bir döngüyle daha örtüşüyor. O da 30 yıllık Satürn'ün döngüsü. İşte 30 yıl geri giderseniz 1982'ye karşılık geliyorsunuz. 1982 işte 80 darbesinden sonraki yapılan anayasaydı esasında. Evet. Ve o yüzden bu yeni anayasa yapım sürecini kapsadığı için işte özgürlükleri bu yıla ve onu damgasını olacak. Özellikle işte Temmuz'la Eylül arasında bence onun netleşmesi ve özellikle Temmuz'dan itibaren yine Türkiye'de Türkiye halklarının içinde bulunduğu yapının daha yani daha nizami, daha adil bir anayasa yaratılması konusunda bir çaba ortaya çıkacağı kesin. Yani bu anayasa eksenli olması o bakımdan çok önemli. Bir de tabii yalnız 2012-2015 geçişinde tüm dünyayı içine alan ve bir bakıma bu global krizle insanların özgürlük taleplerini bir ölçüde karşı karşıya getiren bir başka challenge var. Türkiye de bunun içinde etkilenecek. Çünkü yani insanlar hem özgürlük istiyorlar hem daha şeffaf bir devlet evet. istiyorlar. Ama aynı zamanda devlet şekil değiştirmek zorunda. Ondan neyi işte, kastediyorsunuz? Yani çünkü o geçişte, o 3 senelik geçiş içerisinde. Burada yani mesela Avrupa Birliği olsun, Amerika'daki bu Occupy Wall Street konuları olsun. Yani halkla, yığınlarla yönetim arasında daha iyi bir denge, daha iyi bir iletişim kurulması için bir çaba olması lazım. Hayır, bu demek ki burada çok büyük bir eşik aşılması için çok büyük bir gerilim olacak. Aslında siz devletin rolünün ya da birey ve devlet yeniden ilişkisinin yeniden tanımlanmasından söz ediyorsunuz. Yani bu çok tarihsel bir süreç. Yani bu böyle sadece lafla anlatılabilecek bir şey değil. Yani önemli siyasi sonuçları olabilecek. Çünkü 30 yani bu Uranüs ve Plüto arasındaki döngü özellikle 1965-68 arasında da benzer bir açı içindeydi. O dönemde de işte hep bu Vietnam Savaşı, Fransa'daki olaylar yani bir şey dönemindeyiz. Başkaldırı dönemindeyiz. Bu ana çerçeve. Siz bence. Burada sözünüzü unutmayın. İzin verin bir reklama girelim. Tamam. Ondan sonra tekrar bu başkaldırı döneminde bizi neler bekliyor ona devam edelim. Evet, biraz ayaklarımızı yere basalım. Tamam, peki. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Efendim tekrar merhaba. Hakan Kırkoğlu ile 2012'yi aslında siyasette ne olacak, ekonomide ne olacak ve tabii ki dedim ya ağzınızdan da pek bal damlamadı ne yazık ki. Büyük olaylar olacak 2012. Evet. Çok huzurlu olacağımız bir yıl değil bir kere onu anladım. Evet. Fırtınaların kopmaya devam ettiği, bireylerin sokağa ve dünya genelinde evet. Toparlayacak olursak 20 Mart-20 Nisan arası Orta Doğu konusunda özellikle değil mi dış politikada genel olarak yönetimi ilgilendiren konularda gelişmeler olacak. Türkiye'yi daha fazla bir diplomatik açıdan atak olması gereken bir dönem ve genel olarak yani Temmuz ayına kadar yine işte yılı ikiye ayırdığınızda 2012'nin Temmuz'una kadar da hep iç güvenlik, genel olarak halkın huzuru ve kendi içimizdeki barışı hedef alan politikalar izlemek zorundayız. 2012 Temmuz'undan sonra özellikle uluslararası bir çerçeve sanki Türkiye'nin üstünde çok daha belirgin bir tema sonra yarattığını bunda söylemeliyim. Avrupa Birliği ve onun herhangi bir evet şekilde orada atılacak bir adım var mı? Bu
Tabii ki Avrupa Birliği konusunu da içine alabilir. Ama artık astrolojinin gündeminde bile yani, yok Avrupa Birliği. Belki şöyle görmek lazım. Uluslararası konular bir bakıma ekonomik gerçeklerden de kaynaklanıyor olabilir ama Türkiye'nin yıllık haritasında bu 2012 Ekim ile ve Temmuz'dan itibaren aktif hale gelecek dönemde Mars duruyor. Mars da savaş gezegeni. Eyvah. Ve bu tabii ille de savaş gibi bir konu olmasa da onu altını çizmek lazım. Evet. Yani o anlamda söylemiyoruz. Ama bu Türkiye'nin uluslararası bir kontekste daha agresif ve askeri ilgilendiren ya da en azından savunmayı ilgilendiren konularda daha hassas bir davranacağını gösteriyor olabilir. Ve bir de şunu unutmamak lazım. Temmuz sonrası ve Amerika'da seçimler olacak Kasım ayında, 6 Kasım 2012'de. O da biraz gerginlik yaratacak tabii ki. Orada tabii uluslararası yani Amerikan kamuoyu, yeni seçimler, bütün bunlar Orta Doğu'ya ait mutlaka bir takım yeni temaları gündeme getirebilir. Bence onların da yansıması var. Yani Türkiye 2012 Temmuz'undan sonra ve özellikle Ekim'den sonra kurduğu anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar, bir takım müzakereler, ikili ilişkiler, diplomatik alanda biraz daha ayaklarını yere sağlam basmak zorunda. Burada bazı yanlış değerlendirmeler söz konusu olabilir. Yani Dışişleri Bakanımızın da dikkatli adımlar atarak ilerlemesi gereken bir süreç çok önem kazanıyor. Anlıyoruz ki herkesle bir şekilde böyle bir çatışma yaşamak durumunda değiliz. Böyle bir kritik bir dönem değil mi? Belki bir yanda mesela, İsrail, bir yanda Fransa, diğer taraftan Suriye. Hani güvendiğimiz dağlara kar yağmak diye bir deyim vardır. Eyvahlar olsun. O yüzden ayaklarımızı daha burada bir takım çift durumlar, ikilemler içinde kalabiliriz. Ki bu konular tabii özellikle yani Türkiye'nin komşuları ekseninde, işte Orta Doğu'daki konular üzerinde olabilir. Bunlar hep Eylül'den aralığa kadar Türkiye'nin yani 2012'nin daha doğrusu son çeyreğini daha fazla meşgul edecek. Peki şunu sorayım. Büyüme rakamlarıyla dünyanın ikincisiyiz. Evet, dünya ikincisiyiz. Evet. Hatta işte son çeyrekte Çin onu geçtik. Ne olacak? 2012 bizim büyümemizi nasıl öngörüyorsunuz? Yani büyümeye böyle bir verimli bir yıl mı? Ben 2012'de mesela ekonominin 2011'deki kadar basınç yaratacağını sanmıyorum. Öyle mi? Evet, yani daha mı rahatlayacak birazcık? Bana kalırsa bizim yani belki tabii ki ekonomideki canlılık bir ölçüde devam edecek ya da genel dışsal etkilerden tabii ki etkilenecektir ama sanki bizim ana gündemimiz daha çok siyaset olacak ve dış politikadaki unsurlar olacağı anlaşılıyor. Peki çok bilen adam olmak nasıl bir şey? Yani bunları bilmek, bilmek size tabii bir faydası oluyor mu? Yani doğru. Şimdi siz bakıyorsunuz, inceliyorsunuz, gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bütün adımlarınızı doğru atıyor musunuz? Hayır, ben bunu mesela insanlar bana şey yaparlar hep, Hakan Bey işte siz ne güzel kendi haritanızı. Ama böyle bir şey olmazsa insanın aklını yitirmesine neden olur. Yani her şeyi yıldızlara göre bakarak işte bugün şöyle yapsam, bugün böyle yapsam. Yani ben daha çok esasında hani nasıl söyleyeyim, mum kendi dibine ışık veremez dersiniz ya, bir bakıma kendimi analiz etmekte çok başarılı olduğumu söyleyemem. Neden? Çünkü bias durumdasınız. Yani belli bir ön yargınız var. Kendinize objektif olamıyorsunuz tabii ki. Peki anladığım kadarıyla pek çok patron ya da yönetici sizden danışmanlık alıyor. Yani işe alma, işte borsaya girme, yatırım yapma dediğiniz oluyor mu? Ben tabii ana çerçeveyi çizdiğim zaman bir bakıma mesela onlardan aldığım feedbackler de benim Türkiye öngörümlerim açısından yararlı oluyor. Çünkü eğer onları da etkileyen bir şeyler varsa o olayın içinde görmüş tabii oluyorum. Siz sektör sektör inceliyorsunuz. O kadar detaya girmesem de belki ileride belki böyle bir yıllık almanak yapmak iyi bir fikir olabilir. Olabilir hani. Mi? Değil mi? Peki yani gerçekten böyle iki dudağınızın arasından çıkan şeyleri dinliyorlar mı? Ben şunu görüyorum yani en azından bir rehber olarak diyorlar işte bak ben bu kararı alacaksam işte bunu
Mars'ın geri gitmediği bir zamanda almam daha doğru olur diyorlar. Daha önceki tecrübelerine bakarak da. Ya da toplantı yapmayayım evet. falan gibi mesela öyle bununla mi? Ilgili yine izleyiciler açısından kritik bir dönemden daha bahsedebilirim. Her evet, yöneticiler. Lütfen. Mesela önümüzdeki Ocak 24 Ocak'la 14 Nisan arasında Mars geri gidecek. Tamam, ne ve olacak? Başak Burcu'nda geri gideceği için özellikle detay, organizasyon, iş düzeni, lojistik ya da bir takım altyapı çalışmalarında çok aşırı ısrarcı olmamak ve biraz akışta kalmak benim her zaman kullandığım bir kelime. Orada akışta kalmak? Yani birazcık mesela, akışını mı bırakmak? Onu mu anlayacağım? Diyelim ki bir proje içindeyiz ve mutlaka bunun şu deadline'da çözülmesi, yapılması gerektiğini ısrar ediyoruz. Fakat o dönemde 24 Ocak 14 Nisan arasında bence o deadline'ı değiştirmek gerekebilir ve daha esnek davranmak gerekir. Yani patron ve yöneticiler biraz rahatlasın. Ya da en azından 24 Ocak'a kadar. Çünkü 11 Kasım civarında bu süreç başladı esasında. Yani genelde herkes 11 Kasım'dan itibaren bir baksın kimler hangi meşguliyetler içine girdiler. O girdikleri meşguliyetler de orada biraz sıkışabilir. Siz ne sıklıkla danışmanlık verebiliyorsunuz? Şimdi benim tabii aynı zamanda bu yeni öğrenci hayatımdan dolayı haftada sadece iki görüşme yapıyorum. Bir ara dört yapıyordum. Şimdi sadece iki görüşme yapıyorum. Ama bu yani bu yüzden tabii çok büyük bir yığılma da oluyor. Aylarca herhalde bekleme listeniz varmış. Haziran yani ayına bir kadar bir efsane var. Evet olarak. Ama haftada yani çok sınırlı olduğu için tabii doğal olarak. Yani bu durumda sizi bir senede bir kere ya görüyorlar ya görmüyorlar. Tabii ve öyle ya da böyle olunca genelde önceden mi? Önceden bir yıl öncesinden onu da işaretliyoruz bazen hani seneye tekrar. Yine bu zamanlarda buluşalım diyoruz. Şeklinde. Evet, peki baktığınızda ortaya çıkan yani bir sene önceki kehanetleriniz evet. ya da incelemeleriniz doğru. ya da yorumlarınız şaka yapıyorum tabii lütfen alınmayın. Tabii. Ama doğru yani gelip şöyle oluyor. Hiçbirisi olmadı Hakan Bey diyorlar mı? Hayır hiçbir zaman öyle bir şeyle karşılaşmadım tabii. şöyle oluyor çünkü bana tekrar geliyorsa zaten bunda mutlaka belirli bir diyor ki. Çıktı mesela, gerisi ne olacak? Sadece o da değil mesela Hakan Bey sizin bana söylediklerinizi ben o kafamla çok da yeteri kadar algılayamamışım. Olayların gelişimini gördüm. Sizin söylediklerinizi ve siz yani çünkü biliyorsunuz bir de algı çok seçicidir ve algımız şu anda yaşadıklarımızla da biraz şekillenir. Evet ve, doğru. Tabii bir haritaya baktığınızda bir gelecekten ya da en azından ileriye ait koşullardan bahsediyorsunuz ve bilmediğiniz koşullardan bahsediyorsunuz. Henüz şekil almamış şeylerden bahsediyorsunuz. Böyle olunca tabii algınız onları yakalamakta zorlanıyor. O yüzden de şu tepki çok gelir bana. Hakan Bey siz mesela ısrarla şunu söylemeye çalışmışsınız fakat ben onu hiçbir zaman öyle algılamadım diyor. Fakat olaylar diyor beni şimdi öyle dinlediğimiz zaman 6 ay sonra dinlediğim zaman hepsi diyor belli bir ölçek üstünde belli tabii ki şunu da görmek lazım. Astrolojide bir kehanet gibi bir şeyin olacağından ziyade olayların hangi kontekste ya da sizin olaylara bakış açınızda nasıl değerlendirmeniz açısından önemli bir taraf var. Ya da bir rehberlik tarafı aslında. Olması çok daha önemli. Şimdi şöyle hemen belki ortaya koymak lazım. Astroloji bilmiyorum bir bilim olarak görüyor muyuz astroloji? Bilim midir değil midir? Hayır astroloji bir bilim değildir. Bilim değildir. Kesinlikle bir bilim masamıza değildir. Onu yatıralım. Evet, yani astroloji bir bilim olamaz. Astrolojiyi ben bir okuma gibi görüyorum. Nasıl bir ekonomist bir enflasyon rakamına, kapasite kullanım oranına ya da işte dış ticaret dengesine bakarak ileriye ait bir takım öngörümlerde bulunuyorsa astronomun da kendine ait bir vokabüleri var. Burada ama o kişinin de aynı zamanda oyunun içine sokarak yani çünkü gezegenler ya da etkiler dediğimiz zaman evet. ikili bir durum var burada. Ama burada herhalde şunu da söylemekte fayda var. Astroloji aslında tarih boyunca pek çok medeniyeti çok etkilemiş. Hatta bazıları var ki bütün tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda aslında tabii. ortaya çıkmasına da Maya mesela medeniyeti değil mi? Evet. Maya ile başlayan hep evet. o okumalarda onlar dikkatimi çekti. Onlar gerçekten bu konuya girmişler. Her medeniyetin içinde astroloji var. Çünkü astroloji Çin. İnsanın evreni okuması demek ve bir kültürel fenomen. Ben astroloji bir bilim olarak değil bir kültür fenomeni yani insanın ortak paylaştığı bir bilinç olarak bakma. Nasıl edebiyatımız var, nasıl evet. müzik var, astroloji de var. Peki çok az zamanımız kaldı. Bütün bu söylediklerimizin ışığında hani 2012 için daha fazla ne söyleyebiliriz? 2011'i artık hani günahıyla sevabıyla geride evet. bıraktık. Bugün
Taptaze, yeni bir yıla geçiyoruz. Bir defter açmamızın zamanıdır. Evet, bu bir bilim olmayabilir ama bundan kaçış da yok. Çok da güzel, evet. Ve zevkli de üstelik. Doğru, evet, yarını bilmek. 2012 ile ilgili başka neler söyleyebiliriz? Yani belki, biraz böyle güzel şeyler olmayacak tabii mı? Tabii. Aşk olmayacak mı? Sevgi olmayacak mı? Birbirimizle güzel yaşayacak mı? Ekonomide aşk mesela ilginç bir başlık olabilir. Belki de 2012'nin bize hayatımıza getirdiği şey, yani aldığımız risklerin mutlaka bize kişisel bir getirisi olduğunu da görebilmemiz, korkmamamız. Yani korkuyu ancak yeniyle karşılaşarak ve eskiyi de geride bırakarak yaşayabiliriz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben bu sohbetin bir bu kadar daha uzamasını isterdim. Çünkü konuştukça insanın aklına gelen pek çok şey var. Ama 2012 ile ilgili bizimle paylaştığınız bilgileri umarım yani gelecek belki yıl tekrar tartışırız. Tekrar evet, buluşmak üzere sizinle. Tamam. En azından şimdiden ajandanıza not düşmüş olalım. Tekrar evet, teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Efendim 2012 gerçekten hani hem siyasi açıdan hem ekonomi açısından belli ki heyecanlı bir yıl olacak. Aman dikkat, evet cesur olmak lazım ama dikkat dedi Sayın Hakan Kırkoğlu. Ben yepyeni tertemiz bir sayfayla çok güzel, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Başarı hikayeleri ve ekibinden. Hoşça kalın efendim.